Arkadaşlar merhabalar bu videomda dikdörtgen ve kare konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 9'un çözümünü yapacağız. Testimiz AYT tarzında çözümlere başlayalım. Düzlemde alınan bir ABCD dikdörtgeni AD kenarı üzerindeki E ve AB kenarı üzerindeki F noktaları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Hemen bir dikdörtgenimizi çizelim arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgeni çiziyoruz. Çizdik bakalım dikdörtgeni. Ve ABCD'yi sırasıyla yazacağımızı da biliyoruz ve öğrendik artık. A, B, C ve D yazdık. Şimdi diyor ki AD kenar üzerindeki bir E noktasından bahsediliyor ve AB kenar üzerindeki bir F noktasından bahsediliyor bize. Şimdi AEF açısıyla FEC açısı birbirine eşitmiş. AEF. O zaman AEF'yi çizelim arkadaşlar. Şöyle çizdik. Sonra AEF ile FEC, FEC şunu da çizdik. Sonra BCF açısıyla BCF açısını da oluşturduk. Hemen eşitleri gösterelim. Şuradaki açıyla burada açı birbirine eşitmiş. A, e, P ile FEC, Bir de BCF'ye bakıyoruz. BCF ile şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşitmiş. Bu dikdörtgen olduğundan dolayı 90 derecelerde şöyle bir yapıştıralım istersen. Sonra E, kaç vermiş? 12 vermiş. C, D'yi kaç vermiş? 16 vermiş. 12, 16 ne üçgen arkadaşım? 20 üçgeninden burası 20'dir. Alan ECF C, isteniyor bizden. Arkadaşlar bu üçgenin alanı isteniyor. Bir üçgenin alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'di. 2 idi. E o zaman burada ne yapalım? Hocam burada 20 tabanına ait yüksekliği bulmaya çalışalım. Yani şunu çizelim. A bu açı ortay. Kolları çizilen dikmeler eşit değil mi? Evet eşit. A bu da açı ortay. Kolları çizilen dikmeler burada da eşit. Bak bunun tamamı 16 idi. Yani burası 8 burası 8. Burası da 8 mi oldu o zaman? Evet. O zaman alanı EFC çıktı. 20 çarpı 8 bölü 2'ye eşit oldu. Yani cevap böylelikle 80'e eşit oldu. Birinci sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Uzun kenarı 28 cm olan özdeş iki dikdörtgen şekil 1'deki gibi üst üste konulduktan sonra birer köşesinden katlanarak şekil 2'deki görüntü elde ediliyor. Evet üst üste koymuşuz. Aynı dikdörtgen. Hocam dikdörtgenin kısa kenarı A iken diğerindeki kısa kenarı A'dır. Sonra ben bunu böyle katlamışım. Ve son durumda ortada oluşan dikdörtgen. Arkadaşım şurası dikdörtgen demiş. Yani 90'ar derece demiş bunları. E o zaman biz böyle katlamışız. Burası 90'sa bakın 90'sa. Burası da 90 burası da 90 burası da 90 olacak. 90 üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. Yani burada kaçı 45 burada kaçı da 45 oldu mu? Oldu. Sonra böyle katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. E o zaman şuraya ben bir A dikdörtgenden dolayı A. Şuraya bir B dersem. Şurası A artı B mi yaptı? Evet. Sonra burası da A artı B mi yaptı? Evet. Şuraya da bir C diyecek olursak burası da C mi yaptı? Aynen öyle. Şu içerideki de dikdörtgen bize ne vermiş arkadaşlar? Bize demiş ki son durumda ortada oluşan dikdörtgenin çevresi 32. Yani B artı C'den kaç tane var? 2 tane var. Yani 2B artı 2C'yi kaç vermiş bize? 32 vermiş. B artı C buradan kaç gelir? 16 gelir. E, B artı C var mı arkadaşlar burada? Var. Aa bak bir de şurası 28 verilmiş bize. Onu da kullanalım. 2 tane A artı B artı C'nin de biz ne olduğunu biliyoruz. 28 olduğunu biliyoruz. B artı C'yi de 16 bulduk zaten. Attık öbür tarafa. 2A buradan 12'ye eşit oldu. A da böylelikle ne çıktı? 6 çıktı. Yani ikinci sorunun doğru cevabı böylelikle E seçeneği oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda birim kareli zeminde ABC dikdörtgeni ve BHF e, paraya kenarı gösterilmiştir. Mavi boyalı bölgenin alanı sarı boyalı bölgenin alanından 6.8 birim kare fazla olduğuna göre. Dikkat edin arkadaşlar soru kökünde birim kareli zeminden bahsediliyor. Hocam buranın 2 olduğunu buranın da kaç olduğunu biliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 olduğunu biliyoruz. Şimdi sarı boyalı bölgenin alanlarını A ve B dersem şu tüm alanın yarısı geri kalanlarda yarısı olduğundan burası da A B mi oldu? Evet. Şuraya da C buraya da D diyelim. Çünkü mavi boyalı bölgenin alanı o da A artı B artı C artı D ne eşitmiş? Sarı boyalı bölgenin alından yani A artı B'den kaç fazlaymış? 6.8 fazlaymış. A'lar B'ler gitti mi gitti. Böylelikle C artı D'yi kaç bulduk? 6.8 bulduk. Evet C artı D alanı yani şu yukarıdaki dikdörtgendeki mavi alan C artı D. Ben bunu nasıl bulacağım? 6.8'miş. Aa, hocam burası 5 burası 2. Bu dikdörtgenin alanı kaç? Hocam şuradaki dikdörtgenin alanı da 5 çarpı 2'den 10. E burası 10'sa 10'dan sen 6.8'i çıkartırsan mavileri çıkartırsan B alanını bulur musun? Bulursun. Yani o zaman 10'dan 6.8 çıkar. 3,2 mi yaptı burası? Evet sarı boyalı şuradaki B üçgeninin alanı 3,2 çıktı. Tekrar söylüyorum dikdörtgenin alanından... C artı D'yi yani 6,8'i çıkarttım. 10'dan 6,8 çıkınca 3,2 kaldı. B alanını bulduk. Hocam buradaki B alanında yükseklik belli. Yükseklik kaç? 2 birim. Birim kareler üzerinde çizilmiş. Tabanı da bulabilir miyim? Bulabilirim tabii ki. Şuraya bir A diyecek olursak. O zaman A dediği yazı oraya A çarpı 2 bölü 2 eşittir. 3,2 ise A'yı böylelikle kaç bulduk? 3,2 olarak bulduk. E hocam A 3,2. Bunun tamamı da 5 olduğundan dolayı ve şurası da kaç? 3,2 olduğundan buraya da ne kaldı? 1,8 kaldı. Bizden ne isteniyor? BG bölü GA isteniyor. O da nedir? 3, bölü 1, 3,2 bölü 1,8'dir. Virgülleri at. 32 bölü 18'dir. 2'ye böl 16, 2'ye böl 9. Böylelikle cevabı ne bulduk? 16 bölü 9 bulduk. Yani 3. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 4. soruya. Evet kenar uzunlukları bir birim olan küçük kareler ile 3 birimlik kenar uzunluğuna sahip bir kare şekildeki gibi konulandığında ABC üçgeni için ifadelerinden hangisi doğrudur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu uzunlukları tek tek bulalım. Mesela şu uzunluğu bulmak için dik üçgene karşılık getirelim. Hocam hop şöyle bir dikdörtgen yapacak olursak. Şurası kareye kare ya bir yukarısı 1 burası da bir olduğundan dolayı burası da bir mi oldu? Evet 1 2 kök 5 üçgeninden şu uzunluğu kök 5 bulduk. Hocam bu uzunluğu bulmak için yine dik üçgene karşılık getirelim şunu. Hocam şöyle bir dikdörtgen oluşturacak olursak yine uzunluklar kaç burada? Şuradaki uzunluk 1 bir birim olduğundan dolayı burası da birdir. E, tamamı 3'tü bunun. Buraya ne kaldı? 2 kaldı. Çünkü tamamı 3. E, burası da kare olduğundan karenin bir kenarı da 3. E, burada ne çıktı? 3, 4, 5 üçgeninden şuradaki uzunluğu 5 bulduk. Sonra şuna bakalım. Burada da yine aynı şekilde hemen şöyle bir şey dik üçgene karşılık getirecek olursak birken burası da 1'dir Sonra e, burası kaçtı? Birdi. Tamamı 3'tü. Yukarıya da ne, ne kaldı o zaman? 2 kaldı. Ya da tamamı yukarıda da 3. Buraya 2 kaldı. 2 e, iki burası. 4 burası. 2, 4. 2 kök 5 yaptı arkadaşlar. Evet. Şöyle bir üçgen çıktı karşımıza. Şu üçgene bakacak olursak ne var burada? Hocam bu üçgende kenar uzunlukları kök 5. 2 kök 5 ve 5. Ee, Pisagor bağıntısı sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Çünkü 5'in karesi, kök 5'in karesi artı 2 kök 5'in karesi sağlanıyor. O yüzden burada açı 90 derecedir. Dik üçgendir. Doğru mu? Doğru. Alanı 5 birim karedir. Doğru mu? Ee, dik kenarlar çarpımının yarısı yani kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2 alana eşit oluyor. Buradan bölü 2'ler gitti. Bu da 5 mi yaptı? Evet bu da doğru oldu. Sonra üçüncüye bakalım. Bir açısı 30 derecedir. Hayır kardeşim e, normalde 90'ın karşısı 5 iken 30'un karşısı 5 bölü 2 olsaydı e, burası dik kenarlarda 1'e 2 oran var. Hipotenüsle dik kenarda 1'e 2 oran olmuş olsaydı o zaman bir açısı 30 derece olurdu ama bir açısı burada 30 derece maalesef değil. O yüzden bu üçüncüsü yanlış. Dolayısıyla c doğru cevabımız ne çıktı? C. -han çıktı arkadaşlar. Geldik 5. soruya. Şimdi 3 kare birer köşesi çakışacak biçimde yan yana çizildiğinde iki karenin kenarları arasında 45 derecelik açı ve iki köşe arasında AB 12 birim uzunluk oluşmaktadır. Arkadaşlar 45 derece var. E 45 deyince karede aklımıza köşegen geliyor. Köşegen çizelim bakalım şurada. Ne yapalım? Şu köşegeni çizelim mesela. Bu köşegeni çizdiğimiz zaman burada açımız kaç derece? 45 derece. Burada açımız da 45 derece. A burası 90 oldu. Sonra burada bir Pisagor bağıntısı çıktı. Nerede? Şurada bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Çünkü adam bize burada 12'yi vermiş. O zaman buraya A diyelim şuraya da B diyelim. O zaman burası da B burası da B kök kim yaptı? Pisagor bağıntısından 12'nin karesi A kare artı B kökünün karesi yani 2B kare yaptı. Bu da neye eşit oldu? 144'e eşit oldu. 3 karenin alanları toplamı nedir diye soruluyor. Yani bizden A kare B kare artı 3 karenin alanları toplamı kaç yapıyor? B kare artı A kare artı B kare isteniyor. O da A kare artı 2B kare değil mi arkadaşlar? E biz zaten yukarıda bulduk onu. O da kaç çıktı? 144 çıktı. Dolayısıyla 5. sorunun doğru cevabı D seçeneği oldu. Geldik 6'ya. ABCD karesinin içerisine EAG ve FBG ikizkenar üçgenleri tabanları karenin üzerinde gelecek biçimde yerleştiriliyor. Tabanları karenin üzerinde. E, evet, taban burada, taban burada arkadaşlar. İki tane ikiz kenar üçgen yerleştirilmiş. Karenin çevresini hesaplamak isteyen bir öğrenciye öğretmenin aşağıdaki uzunluklarından hangisini söylemesi yeterli olur diye söyleniyor. Arkadaşlar şu ikizkenar üçgen, bu da ikizkenar üçgen tabanları da burada ya tabanına ait yükseklik çizelim. Mesela burada şu tabana ait yüksekliği çizdik tabanı iki eş parçaya böldü. Burada da tabana ait yüksekliği çizdik tabanı iki eş parçaya böldü. Evet dik tabanı iki eş parçaya böldü AA. Dik tabanı iki eş parçaya böldü BB. O zaman karenin çevresini hesaplamak isteyen bir insan neye ulaşmaya çalışır? 2A artı 2B'ye ulaşmaya çalışır. E hocam burada şurası ne yaptı? A artı B yaptı. Dikdörtgenden dolayı yukarısı da A artı B mi yaptı? Evet. Demek ki sen 2 artı b, 2B'yi bulmak için neyi bulmalısın? A artı B'yi bulmalısın. Dolayısıyla EF uzunluğunu biliyorsan bu karenin alanına ulaşırsın. Yani 6. sorunun doğru cevabı böylelikle D seçeneği oldu. Geldik 7'ye. ABCD kare demiş, köşegen demiş. Şu köşegen, ha, bu köşegense buradaki açı 45-45 mi? Evet. Sonra hocam bak bu açı ortay. Bu da açı ortay. Açı ortayların kesim noktası yaptı burası. Buradan gelen de ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Hatta şuradaki açıyı falan ben bulabilirim. İki tane açı ortay arasında kalan açı formülünden. Ya da şuraya a diyelim. Buraya da BB diyelim. Hocam 2A artı 2B ne? 90 ise çünkü dik üçgenden dolayı. 2A artı 2B 90 ise A artı B'yi kaç buluruz? 45 buluruz. Ve KE uzunluğunda 17 vermişler. Şurası da 17 olarak verilmiş. Ve bizden ne isteniyor? DE. Tamam. DE'yi bulmak için arkadaşlar ne yapmamız lazım? Herhangi bir şekilde şuradaki açıya falan ulaşırsak olay bitti aslında. A artı B kaç derece? 45. Aa, A, artı B 45 ise burada kaç kaç derece oldu? 135 derece oldu. Hemen 135'i gören heyecanlanır. Hocam kosinüs yapalım. Kardeşim ne gerek var? 135 var burada. Kökkül değer de burada. 135'i gördüğün zaman altına ne gelir? Hocam 45 derecesi gelir. Yani şuradaki açısı 45 derece değil mi bunun? Evet 45 burası. Hocam 45'i gören insan olur ne yapar? Hop şöyle bir iki çizer. Ve 45 45 90 üçgeni oluşur mu? Oluşur. Ne çıktı burada? 7 kök ise bu kenar 7 bu kenarda 7. Dikkat et bu üçgende 7 burası burası 24 yaptı. 7 24 25 üçgeninden cevabı da ne bulduk o zaman? 25 bulduk. Dolayısıyla 7. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik 8. soruya. 30'ları bir yerleştirelim. Açıları bir yerleştirelim. 30 90 ise burası nedir? 60. Ters açıdan 60. Hocam burada 60 ya burası 60 90 ise burası da 30 mu yaptı? Evet. Sonra başka bir şey var mı? Doğrusallık verilmiş. Açıları da yazalım. Aa bak bu köşegen. Köşegenden dolayı burası da 45 burası da 45'tir. E o zaman burası da 45 burası da 45'tir. 60 45 daha 105 buraya da ne kaldı? 75 kaldı. Ve bizden ne isteniyor? Bizden istenilen EF uzunluğu. EF'ye bakacağız. Aa 30 75 burada kaçtı da 75 derece değil mi? Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Yani sen bu uzunluğu bulursan şurası da çıkacak. Çünkü burada kaçı? 75 75 olduğundan dolayı ikiz kenar. E burada 30 60 90 üçgeni yok mu arkadaşlar şuradaki üçgende? 30 60 90 üçgeni var. Direkt 30'un karşısı kaç burada? 1. 90'ın karşısı kaç yapar? 2. E burası 2 iken burası da kaç olacaktır o zaman? 2 olacaktır. Dolayısıyla 8. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geldik 9'a. Şekil 1'de bir köşegen uzunluğu 20 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıtta DGC üçgeni kesilip bu üçgenin GC kenarı ile köşegen üzerindeki GB çakıştırıp biçimde çekili gibi yapıştırılmış. Almışız öbür tarafa koymuşuz. Yani eş yapı var burada. Eş yapılarda ne yapıyorduk? Açıların eşitliğine, kenarların eşitliğine dikkat ediyorduk arkadaşlar. AC ve BD köşegen AE'de 16 birim. Evet AE'nin 16 birim olmasını kullanacağız gençler. AE 16 birim. Onu şöyle göstereyim istersen. Hop hocam bunun 16 birim olmasını kullanacağım. Tamam. Başka şuradaki parçayı alıp buraya yapıştırdım değil mi? Şimdi dikkat et. Burada şuradaki uzunlukların hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. Şuradaki uzunlukların hepsi şöyle tamamı köşegenin tamamı eşit olacak. Ve ben buradaki üçgeni yuvarlığa yuvarlaklık üçgeni buraya koydum. Yuvarlığa yuvarlaklık üçgen. Evet. Başka bir şey vermiş mi? AE'yi de 16 vermiş. AE 16 başka bir şey. Köşegen uzunluğu da 10 birim. E, 20 birim. Yani bunlar 10 ağır birim oldu arkadaşlar. 10. 10. 10. 10. Şimdi soruya baktığım zaman hocam muhteşem üçlü var. Acaba şu geliyor aklıma. Şöyle bir muhteşem üçlüden 90 yapsam mı? Pekişime yaramayacak gibi. Şurada da bir muhteşem üçlü oluşuyor galiba. Şunu uzatsak. Burası da 10 oluyor ya. Şöyle bir 90 derece mi yapsak? Ama şu kenar yok. Bu kenar var. 12, 16, 20'den buraya 12 buluruz. Buradan da bir şey çıkacak mı arkadaşlar? X'e ulaşabiliyor muyuz? Cık, ulaşamıyoruz. Ama hep ben şunu söylüyorum ya. Bir şey çizmeden önce verilen bilgilere bir yoğunlaşmak lazım aslında. Verilen bilgileri yoğunlaştığınız zaman sonuca ulaşamıyorsanız bir şeyler çizebilirsiniz diye hep söylüyorum. E verilen bilgiye yoğunlaşayım. Yani şuradaki üçgen almışım buraya koymuşum ya. Tamam ne diyoruz? Eş yapılar. Eş yapılardaki kenar uzunluklarının eşitlerini yazın. Bir de yanında baktığınız soru çıkmadıysa Açı uzunluklarını da şöyle bir gösterseniz ya. Açı uzunluklarını nasıl gösterebiliriz? Tamam. Şuradaki açı. Şuna alfa alfa diyebiliriz. Şuraya da beta diyebiliriz. Buradaki alfalar bir işime yarayacak mı? Alfa alfa yazsam alfa alfa yazsam bir işime yarıyor mu? Alfa alfa 2 alfa yapıyor burası. Burası 180-2 alfa yapıyor. Tamam. Alfa alfa beta demeyelim. Alfa alfalı üçgenlerden gidelim. Ee, burada iki iç açının toplam bir dış açı. Burası ne yaptı? 2 alfa yaptı. Aa dikkat. Burası da alfa alfa değil mi? Evet. Çünkü Z'den dolayı burası da alfa. Burası da alfa. Burası da 2 alfa. Yani şuradaki açı da 2 alfa. Tamam. Soru çıktı. Bak 10'a 10. On. Bu uzunlukta vermiş. Şu ikizkenar kenar üçgene yoğunlaşacağım. Dikkat et. Burası ne oldu? 2 alfa oldu. Hocam burası da 2 alfa. Burası da 2 alfa. Yani burada ne çıktı? Açı ortay oldu. Hocam bu ikizkenar üçgende çizilen açı ortay. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Adam bize A, E'yi 16 vermiş. Yani bunlar 8'e 8 oldu mu? Oldu. Tamam. 8'e 8 oldu burası. Bundan sonra ne yapacağız? 8 ve 10. 6, 8, 13 üçgenden 6 mı çıktı burası? Evet. Sonra bir şey var mı? Var tabii ki. Bunun tamamı 10'du. Bak şurası 10. Bunun da tamamı 10'du. Buraya ne kaldı? 4 kaldı. A hocam öklük bağıntısı çıktı. Ya da X'e ait şöyle bir kelebek de var diyebiliriz. Ee, burası 8, 16 ise 8 kök 5. Kelebekteki oran 4'e 16. 1'e 4. X 4 x 4 x 8 kök 5 ise x 2 kök 5 çıkar. Ya da şuradan da gidebiliriz. Şurada dikten dik yenildi. Öklit bağıntısı var. Şu 8'i unut. Ya bunu tamam 8 ya. Şuraya bir a diyecek olursak. 4'ün karesi a çarpı 8'den yazıyoruz hemen. 4'ün karesi a çarpı 8'den. 16 bölü 8'den a'yı kaç buluruz o zaman? 2 buluruz. A 2 olduğuysa eğer Pisagor bağıntısından burası da 90 derece. Ya, 2 4 ise 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burayı da 2 kök 5 olarak buluruz. Evet gerçekten güzel bir soru ama neyi söylüyoruz her zaman? Böyle kesip başka bir yere yapıştırdıklarında üçgenler aynı üçgen. Yani eş üçgen olmasını kullanacaksın. Eşlikteneye dikkat etcesin. Kenarların eşitliğini göstereceksin. Ya da bak ne soru çıkmadı? açıların eşitliğini de göstereceksin. Bak burada tam eşliği göstermeyince böyle soru çıkmaza girmişti. Çıkmayacak gibiydi. Ama açıların değişikliğini gösterince ve açılara da dalınca iki iç açı, bir dış açı hani bunun doğrusal olması bile kullandık burada. Şurada da iki iç açı, bir dış açı 2 alfa, 2 alfa çıktı ve soru sonrasında çok da güzel bir şekilde aktı. Değil mi gençler? Evet, böylelikle klasikleşmiş sorular testlerini bitirdik ve bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.